Yani örneğin 1000 ton deprem kuvveti taşıması gereken yapıyı biz 125 ton deprem kuvveti taşıyacak gibi yapıyoruz. Belki de dünyadaki en büyük test şu ana kadar yapılmış. İki anda aynı. 2019 Japonya olacak. Yeterli etriye olsa o açılmasını engelleyecek ama olmadığı için şey. Bizim yapılar aynı böyle işte. İşte amacımız bu aslında. Yani yapıyı ayakta tutmak. İnsan bu durumda olacak. Az insanın binası yıkılacak, az insan ölecek. Şimdi dolayısıyla biz o az insanlar hangileri onu bulmaya çalışacağız. Yani tek sürem ama yani en önemli problem buydu 98 öncesi. Güçlü kolon zayıf giriş dediğimiz bir kavram var. Böyle titreşimle birleşince bu yeraltı suyu dışarı çıkıyor ve zemin dayanımını kaybediyor. Buna sıvılaşma diyoruz. O alttaki iki fotoğraf Adapazarı'ndan. Bilindiği üzere meclisimizden depremle alakalı bir karar çıkmış idi. Şimdi biz de bunun üzerine ilimizde deprem riski taşıyan bir il olduğu için ve geçmişte yapılan binalar hakkında da herhangi bir fikrimiz olmadığından İstanbul Teknik Üniversitesi hocalarımıza müracaat ettik. Alper Hocam, Profesör Doktor Alper Hocam da sağ olsun şu anda buraya teşrif ettiler. Beraberce bir inceleme yapıp konuyu değerlendirip ona göre ilimizdeki riskli alanları ortaya çıkaracaklar. Hangi bölgeler risk taşıyor? Daha sonra bina bazında tek tek incelemeler yaparak bize ilimiz hakkında bir kanaat oluşmasını sağlayacaklar. Çünkü biz burada kumsal zemin üzerine oturuyoruz. Riskli bir alan taşıyoruz. Kuzey Anadolu fay hattına Nihsar'dan geçiyor fay hattı. Mesudi ilçemizde birinci derece deprem kuşağı. Dolayısıyla riskli bir bölgedeyiz. Yani kuş uçumu 100 kilometre ötede kumsal zeminde aynı etkiyi yapıyor deprem. Yani Erzincan sallanıyor, biz de sallanıyoruz. Erzurum sallanıyor, biz de sallanıyoruz. Ve geçmişte yapılan binalar hakkında da beton tesisi bile olmadan yapılan binalar var. Çok katlı yapılaşmalar var. Bunlar hangi şartlarda nasıl yapıldığı konusunda bir ilimizin ve belediyemizin elinde bir envanter doküman olmadığından bir fotoğraf çekmek istiyoruz deprem açısından. Bu riskli alanları belirleyelim. Ondan sonra da bu riskli alanlar üzerinden yürüyerek hangi binalar daha riskli, hangilerini öncelik emin mühime tercihi noktasında yapmak gerektiğini noktasından hareket ederek onlara yönelmeyi planlıyoruz. Ve ilimize faydalı bir iş yapacağımıza inanıyorum. Tabii Ordu da Kuzey Anadolu fay hattına yakın şehirlerimizden biri. Özellikle güney bölgeleri oldukça yakın. Ve maalesef Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi yapı stoğuyla ilgili Ordu'da da problemlerimiz var. Bunu da aramızda görüştük. O yüzden riskin belirlenmesi gerekiyor. Önceliklerin belirlenmesi gerekiyor ve buna göre gereken adımların atılması gerekiyor. Aslında belki biraz gecikmiş bir adım olarak düşünülebilecek olmakla beraber bunun avantajları da var. Bugüne kadar pek çok hata yapıldı, pek çok keşke öyle yapılmasaydı, böyle yapılsaydı dediğimiz konu oldu. Şimdi bu tecrübeler ışığında aslında bu konuya eğilmenin belki de daha avantajlı olacağını burada beraber göreceğiz. Doğrudan atılması gereken doğru adımları, yerinde adımları atıp daha hızlı ve daha ekonomik bir şekilde problemin çözümü mümkün olabilecek. Burada da Sayın Genel Sekreterin de bahsettiği gibi önce kent bazında bir risk analizi yapıp riskli bölgelerimizi, kritik yapılarımızı tespit edip önceliği buralara vererek çözüme gitmekte yarar olacak gibi gözüküyor.